Selamlar arkadaşlar. Biraz önce biz bir Fortnite videosu çektik. Buzdağına gittik. Şimdi tekrar yapacağız. Biz hazırları verelim. Videoda ses yok abi. Mikrofonu takmayı unutmuşum. Ne çektiysek boşa gitti. Şu an baştan çekip aynı şeyi yapacağız. Yani 10-15 dakikalık bir video oldu abi. Editte falan boşa gitti. Şu an tekrar başlıyoruz. Neyse konumuza gelelim. Abi şu an güleyim mi ağlayayım mı? Ciddi anlamda bilemedim yani. Biz bu işte birkaç günde uğraşıyoruz. Girelim video çekelim şey yapalım. En sonunda buzdağına gittik. Becerdik onu. Şimdi gidebileceğiz mi? O da bir ayrı şey. Eğer gidemezsek video üzerinden ses kaydı yaparak belki yaparım ama büyük ihtimal gideriz. Gidersek de sorun yok. Girip deneyeceğiz abi. Çok pis patladık ama. Pis patladık ya. Hakkını verelim abi. Neyse. Hiç olmaz, daha güzelini yaparız. Aynen. Şu an direkt olay işlesinde. İlk nereye iniyor kanka? Bir buz tuzağı falan topluyordum. Gideceğiz. Aynen. Tuzak almak için. Şimdi ben buzdağına aslında biz gittik ama spoiler vermeyeceğim. Hiç ilk defa gitmişiz gibi böyle rol yapacağım. Bakalım olacak mı? Bu video biraz itelemeci olacak ama ikinci çektik de abi. Şu an yani ilk andaki gördüğümüz şekil gibi olmayacak muhtemelen ama neyse spoiler vermeden abi yavaş yavaş biz şuradan alete davetimizi toplayalım. Ondan sonra ufaktan buzdağına doğru yol alalım. İnşallah olacak bu sefer. Bir de upload'ı da hızlı yapmadı. Yarım saat falan, yarım saat 45 dakikada upload bekledik anasını satayım. Boşa gitti şu an. Neyse biz materyalleri toplayalım arkadaşlar. O zamana kadar durduruyorum videoyu. Ondan sonra devam ederiz. Bu yolu yöntemi biz bayağı bir araştırdık. Yabancılar yapmıştı abi. Biz de ya işte nasıl yapmışlar falan derken en son bir şekilde nasıl yaptıklarını zor da olsa bulduk. Birkaç günümüzü aldı. Sağ olsun Gürhan birkaç gün aldı. Ben pek uğraşmadım ama Gürhan sağ olsun halletti abi. Lan dedi gel buldum dedi. İyi dedim. Aha dedim video içeriği dedim. Gidelim dedim. Yaparız dedim. Yaparız dedi. Biz dün de böyle bir gitmeyi denedik. Şu an ölme de yok ama biz doldurma yapmışız. Acaba olur mu? İnşallah olur. Olur ya. Sen gidersin ben beklerim. Aynen kanka bir deneriz. Şimdi deneyeceğiz abi. Materyalimizi toplayalım. Biraz oraya gittiğimizde falan yapıyoruz çünkü gitmek için. Tam böyle karakter olarak giremiyoruz ama ya gene karakterimiz gidiyor ama replay modunda gideceğiz. Yani oyun tekrarında gideceğiz. Diğer şekilde yani buradan basıp yapı yaparak direkt gidemiyoruz. Biraz yapıyla hareket ediyoruz belli bir yere kadar. Yapısına geldikten sonra da şey yapıyoruz. Ondan sonra nasıl gittiğimizi kopyasını verelim mi? Neyse şu an vermeyeyim. Belki çok isteyen olsa belki video veririz abi. Ya da bir gün falan geçsin öyle verelim. Şimdi veririz taktiği anasını satayım. Hemen arkamızdan birkaç kişi daha video çeker. Ondan sonra dönerler bizi çalıntı derler. Yani bizim de aslında biraz çalmıştı. Yani yabancıdan aldık. Nasıl yapıldığını bilmiyorduk abi. Çözdük en sonunda. Kaç gündür uğraşıyoruz yani. Nasıl yapıldığına dair. Yani öyle gidildiğini öğrendik. Sonra da biz bunu yaparız dedik. Yapmaya çalıştık ve sonunda da yani biraz çaba uğraşın sonunda da yapmayı başardık. Yani çok fazla deneme yapamadık. Belki şu an yapamayacağız bir de ama bakalım ya yaparız herhalde. Neyse biz yavaştan buzdağına doğru yol alıyoruz. Alet edevatımızı kuralım abi. Buzdağına giderken ben size gösteririm. Şu anlık videoyu durduruyorum. Çıktım abi ölmedim. Sakin şimdi Reptile'dan abi bakacağız. İnşallah olmuştur. Profil. Kanka ben sana ekran görüntüsünü açayım. Tekrarlar. Tamam. Baba yaptık. İkinci, üçüncü denememiz bu. Zor da olsa yaptık. Hadi bakalım. Ya hak. Ben dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Dağa kadar gideceğiz böyle. Biraz yolumuz uzun sürecek. Karlı buzlu bir yol. Şurada ilk videomda şunun önüne bakmıştım. Şimdi de bakmak istiyorum abi. Şu anda surat aynı mı? Kanka bunun suratında büyük sivilceler mi çıkmış? Yok bunun suratında bir şey var ya. Bana şey geldi ya, saçı biraz hani beyazda keklenmiş gibi. Yani buza yaklaştı sanki bir kırmızı gibi. Beyazlık görünmüyor bir saniye. Böyle bir donmuş gibi yüzü. Aynen. Daha bak kaya kaya gidiyoruz ya. Bir 2-3 dakika böyle gideceğiz arkadaşlar. Buzdağına varana kadar. Fırtınanın içerisine falan. Şu an gözükmüyor ama biraz daha ilerleyince gözükecek. Bakın ana karadan uzaklaşıyoruz hızla. Şu an fırtına şeyinden mi çıktık? Aslında biraz tahmin ederseniz nasıl yaptığımızı çözersiniz. Belki bir ihtimal. Ama olmaya da biliyor. Biz denedik bazen de olmadı abi. Bunu oldurabilmek başarı bence. Kimi kız? Öyle mi lan? Şişt, tavşanım. Bu da dün aldım. Kendi kodumla, kendi kendime destek veriyorum. Sizden destek gelmeyin işte. Falan diyormuşuz. Şurayı da geçersek abi daha gözükecek diye umuyorum. Hadi bakayım. Heh, gözüktü. Şu an fırtına... Şura bir bak gibi bir şey var abi. Mavi gözüküyor. Sonra biraz ilerleyince şey oluyor. Düze sarıyor. Bu 4x'e gidiyoruz abi. Daha fazla hızımız artmıyor ama yapacak bir şeyimiz yok. İlerleyelim bakalım. Arı dağın eteğinde dağın içinden geçtik ama uçan güvercin olsam arı dağın eteğinde. Şuradan herkes sesi kapattı. Çıktık mı darman? Çıktık, durduruyorum burada. Evet, biraz daha gitsin hani kamera daha geniş görür etrafı. Gördükse video zaten. Tamam. Uçan güvercin olsam serbest drone'u alsam. Oh my god, ilk defa görüyormuş gibi yapmam lazım. Diğer videoda kaçırdık çünkü. Evet arkadaşlar, şuradan şöyle bakın, yan taraflarda buzullar var. Gördüğünüz gibi. Buzul parçaları var daha doğrusu. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Şurası buzdağımız. Buzdağın arkasına geçtik hatta. Sağını solunu görebiliyoruz değil mi? Soluna falan gidebiliriz herhalde. İşte biz bir yukarı doğru kayalım da. Araya doğru gidelim. Yani bir yukarı gidelim, ondan sonra düşünürüz orayı. Şöyle abi yükseliyoruz yavaş yavaş. Daha bayağı güzel abi. Buna kaykay maykay da yapalım da. Aslında bu STV'deki kaykayı buraya getirecekler abi. Yılbaşına bize. Düşünsene kayadan aşağıya kayıyor falan. Aslında yapa da değiller ha. Yapmaz da değiller yani. Zaten kar şeyi belki 7. sezon bir kaykay getirilebilirler abi. Yani, tam da uyumlu olur yani. Bence de olabilecek bir şey yani. Şu an hak verdim. Şu an dağın yakınına doğru ilerliyoruz abi. Dağın tepesinde bir kalemiz var arkadaşlar. İlk defa görüyorum kaleyi. Aman tanrım çok güzel, çok güzel. Oh my god. Aman tanrım, subhanallah. Allahu ekber. Fortnite nasıl şeyler yaratmış. Aman tanrım diyorum. Dağın üstü full kar kaplı. Ekstra sağında solunda ya da kare dışında herhangi bir şey yok zaten. Nasıl diyeyim? Yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor herhalde değil mi? Yaklaşıyor herhalde. Hani yaklaşıyor. Kaya dışında herhangi bir sağında solunda ev gözükmüyor. Onun dışında herhangi bir başka böyle yani göze batan bir şey yok. En tepesinde bir tane kale dikmişler. Aslında biraz daha böyle oyuna getireceklerse biraz daha büyük bir kale olabilir. Bak bir altını kanka şu kısmı görüyorsun değil mi sen benim ekranı? Aynen. Şu kısmı görüyorum. Kaldırıp şuraya full kale yapabilirlerdi. Şatoda ya zaten gibi. Hani şu anda normalde göremiyoruz oyunda. Yani biz içine geldiğimiz için kale görünüyor. Aynen. Normalde görmemiz daha. Yani normalde bu kaleyi de görmemiz lazım. Aynen. Belki yaklaştıkça büyüyecek. Belki de hatta belki burası full kar. Bunun, şu kalenin başı da olabilir kanka. Yani kalenin aynen, en üst tarafı olabilir. Yani mesela fırtınadan sezon başında buralar karlar boşalır abi. Oradan büyük bir kale çıkabilir. Ama gene karlı olur. Ya zaten hani 7. sezon geldiğinde böyle kalmaz. Hani çok değişir. Aynen. Yani yüksek bir ihtimal zaten şu an fırtınadan dolayı benim şu an bak tahmin yeni uydurduğum bir tahmin abi. Yüksek bir ihtimal dolayı burada bir kale vardı abi. Bu kale işte kar fırtınasından dolayı kapandı. Sadece böyle en üst tarafında baş tarafı kaldı. Ha, içine girmeyi denemiş şimdi. İçine girmeyi nasıl şöyle deniyorduk yani herhalde. Aşağı indir. Biraz geçtin ama. Yaklaşamıyorum ki kankası. Şurada sınır var. Şurada sınır var. Giremez abi. Geçmeden yaptım. yükseldin gene. Deneyim ileri gitmeye biraz daha. Şöyle ilerlesem kanka. Bak şuraya geçemiyor. Şurada bir sınır var. Duvar var kanka. Ya sola gidince de sağa gidemiyor. Yani şurada bir sınırımız var. Geçemiyoruz arkadaşlar. Ben bunu diğer çektiğimiz videodan atarım. İlk girmiştik. Ya bir şey yok. Orada da boş. Boş değil mi kanka? Yanlış hatırlamıyorum. Boş. Buradan dağın altına doğru. Hatta şöyle bir adama da gözüküyor mu? Şu ön tarafta fırtına var. Bak diğer taraflarında yok zaten bu fırtına. Ön tarafta sadece bizim görmemizi engellemesi adına yapılmış sanırım bu fırtına. Bak. Aynen. Sadece bu bize gelen tarafta var. Şurada birkaç daha yoğun şey parçaları var abi. Buzul parçaları var. Buzulların üstü de boş. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Buzulların yakına da gitmeye çalışırım. Belki buzulların üstünde bir şey yok diye tahmin ediyorum ama aşağıya doğru iniyorum abi. Bakın şu kalenin ya daha doğrusu dağın içinden alt tarafında da böyle buzul parçası falan gözüküyor. Altını görüyoruz abi. Şurada büyük bir buzul parçamız var. Ya buzulların falan bayağı bir şeylerini şey yapmışlar. Adını sen getir. Çizgilerini bile yaratmışlar yani adamlar. Bu tahminim olarak sezon biraz daha ilerleyince yani birkaç gün sonra falan zaten sezon gelmek üzerinde bir şeylerini değiştirirler bunların yani. Yeni şeyler eklenir, değişir vesaire. Buzullar bu şekilde gözüküyor. Bu kale tahmini ya bu dağın tahmini de yapalım. Bu da tahminim olarak yanlış bilmesin gitgide yaklaşan bir dağ. Kariyer. Evet, sürekli yaklaşıyor. Ya, fırtına yaklaşıyor. Fırtına da yaklaşıyordu. Zaten suyun üzerinde bu da. Yüksek bir ihtimal bu dağ da karanın içerisine doğru yaklaşıyor. İçerisine geldiğinde yüksek bir ihtimal nereden gelir abi? Sifon sanayi. Sol tarafı kapatabilir belki. Kanka şu sifon sanayiden verebilirler aslında. Şurada bak şu şey kısım sulu kısım çizgi olur. Sağ taraf çöl olur. Şuradan da sifon sanayiyle bu taraf yani şuradan kivili kıyılara kadar kısım. Zaten şurada bir kar belirtisi vardı abi. Bu dağda. Aynen. Bu dağda kar belirtisi vardı. Büyük ihtimal daha buraya ekstra bir parça olarak da gelebilir. Yani şuraya çarparsa mesela şurada biraz daha boşluk var ya. Şurada bir boşluk var. Bakıyorsan sen beni bekle ama şuradaki boşluğa kanka yapışır o da. Aslında uygun değil mi biraz daha? Yani çıkıntısı var. Oraya daha yapışabilir yani, abi. Tam oturuyor oraya aslında. Aynen bak tam böyle şeklini göremiyoruz ama daha yani oraya kapanabilir abi. Yapışabilecek bir daha. Oraya yapışabilir abi. Ben üste doğru çıkayım biraz daha. Göstereyim daha şeklini size. Buradan. Fırtınayla beraber geldiği için daha burada yani map'e eklenme olacak yani yüksek bir ihtimal. Ya hani sadece harita gelmeyecek bir hikaye de olacak onunla birlikte. Aynen. Aim kostümü vardı. Hani durdurmaya çalışıyor da olabilir belki bunun gelmesini haritaya. Aynen öyle. Bakın var. Şu an bilmiyoruz ne olduğunu tam olarak. Kanka şekli aslında oluyor. Şöyle baksak oturabilir abi bak burada fazla bir çıkıntısı var şuralar girik falan yani. Oturmasa da oturttururlar. Fortnite yapar. Bir şekilde otururlar. Aynen. Yanında da böyle bir dağın etrafını çevreleyen bir çizgi var abi. Üst tarafta büyük fırtına var zaten. Bakın tahminimiz olarak biz tahmin yürütüyoruz. Bunlar gerçek dışı bilgiler. Şu kısma abi şöyle mouse gözüküyordur yüksek bir ihtimal. Sifon sanayi ile kayvan koru arasında abi yapışabilir bu da. Buraya girer ya da yani yüksek bir ihtimal haritada yani boş olarak girebileceği bir yer. Eğer kara olacaksa bu haritayla birleşik bir yerse yani diğer üst taraflara da bakarsak aslında tam uygun bir yer. En boşluk yer burası denizde aslında. Baksana kanka sağ sol kısıtlı üst taraf da daha böyle ufak ama alttaki sol kısım sağ çöl tarafı da ufak ama bu sol kısma bir parça daha eklenebilir zaten. Yani şu şekilde kaygan koruyla sifon arasını kapatacak şekilde eklenebilir. Bu buraya çarptığında kibirli kıyılarda zaten kibirli kıyıların üst tarafındaki vikingler de abi kar vardı zaten görmüşsünüzdür. Hala var mı? Vardır yüksek bir ihtimal. Orada hafiften bir kar yağışı da vardı. Evet. Bu kar yağışı sanki biraz daha artmış gibi bu son birkaç günde abi kar büyük ihtimal yağışı. Zaten fırtına yaklaştığında sezon yani normalde bize sezon yaklaştığında son bir haftada sürekli bir şöyle oluyor böyle oluyor diye yani bir değişiklikler oluyordu, kar yağıyordu, bir şey oluyordu. Yani büyük ihtimal 2-3 gün içerisinde bunlar olmaya başlar. Bu kısma yani benim tahminim olarak büyüklüğünü ölçelim abi. Bu sifon sanayiyle Viking Dağı kısmına yapışabilecek. Yani şuradan şöyle bir sınır alırız. Şu kısma yapışabilir. Sifon sanayi Viking Dağı arasında. Şuradan yani şu çöl kısmı gibi biraz daha çıkıntı olur. Burası yani kara yerleştirebilecek bir çıkıntımız var orada. Çünkü daha işte diğer dört köşesine bakarsanız haritanın yani dört tarafına en çok boşluk olan yer burası abi denizde. Buraya şu an tahmin yüksek bir ihtimal %50 veriyorum ben şu an. Hatta %70'e çıkartıyorum abi. Buraya bir parça eklenecek. Ben birkaç şey daha duymuştum. Buraya bu parça eklenecek çünkü haritada değişim olacaktı. Yani yüksek bir ihtimal bu Viking'den sifon sanayi kısmına kadar da bir karlı durum olur. Gelecek sezonlarda da mesela buraya çöl getirdiler, buraya kar getirdiler. Şu diğer kısımlarda farklı bir mevsim getirip 4 mevsimlik bir harita yapabilirler abi. Olmaz mı? Olabilir aslında. 4 olabilir. Mevsimlik. Yani kar yağdı mesela. Kış geliyor. Kıştan sonra ne gelecek abi? İlkbahar gelecek. Hani ilkbahar getirdiler mesela Çerçöp tarafına ya da Sessiz Sinema tarafına. Ondan sonra bir sonraki şeyde de sonbahar getirirler. Yazında tamamen haritayı değiştirirler. Böyle bir plan da yapabilirler. Bu da bir mantık aslında. Çünkü buraya çöl getirmişler abi. İlkbahar, sonbahar, yaz. 3 mevsim var değil mi lan? Yok işte var. 4. Hayır kendimle çelişkiye girdim ya. Ya büyük bir ihtimal 4 mevsimlik bir harita yapabilirler. Yani şurası çöl olur, şurası kar olur. Bir taraf ilkbahar, bir tarafta sonbahar olur. Ortada ortaya karışık bir yer olur yüksek ihtimalle. 4 mevsimi getirebilirler. Yani yüksek bir teori olarak ben bunu görebiliyorum ilerleyen zaman içerisinde. Haritamız bu şekilde arkadaşlar. Buzlarına gittik, gösterdik. Harita üzerindeki teorilerimizi söyledik. Ben TTVCrazyAlkan, Abdullah Alkan biliyorsunuz. Canımızda BFF Gürhan. Gürhan Sönmez, Fortnite Facebook grubumuzda olanlar bilir zaten. Kedisi var meşhur. Yani kedinin resmi var. Bu şekilde arkadaşlar hem daha geldik. Kalenin içerisindeki videoyu ben size birazdan atarım. Yani ekstra olarak ekleyeceğim. Şu an giremedim. Kalenin iç tarafına da siz bakarsınız. Maksat görün yani. Ama boş yani bir şey yok. Onu da görürsünüz arkadaşlar. 2K V-Bucks hediye çekilişimiz var. Onun dışında başlangıç paketi çekilişimiz var. Bu çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu çekilişleri de kaçırmayın. Bu çekilişlere katılmak için size aşağıda link bırakacağım. Bizi içerik mağazasından Gürhan'ı ya da beni destekliyorsanız ikimizden birini desteklemeniz yeterli. Benim kodum TTVCrazyAlkan, Gürhan'ın kodu. Gürhan sen söyle. BFF değil, DT Gürhan. Arada çizgi var. Yani BFF DT Gürhan olarak bu iki içerik mağazasından herhangi birini desteklemiyorsanız bizi destekleyip alttan çekilişlere katılıp 2K artı bir adet başlangıç paketi çekilişine katılabilirsiniz. Sizin sezon hakkında teorileriniz varsa alabiliriz. Yani şu olabilir abi, bu olabilir. Biz birkaç tane kıçımızdan uydurduk. Bir bilgiye dayanmıyor ama kıçımızdan birkaç tane teori uydurduk. Siz de yani bize şunlar olabilir, bunlar olabilir derseniz yakında bir video daha çeker. Sizin bahsettiğiniz konular üzerinden biz de biraz teori üreterek farklı bir şekilde büyük ihtimal bu kalede de değişim olur. Bir daha gideriz, bir daha yaparız. Yakında bu videoyu isteyenler olursa nasıl yapıldığını falan sizler için de birkaç gün içerisinde mesela nasıl yapıldığını falan gösterebiliriz. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kal diyoruz. Ben diyorum Gürhan demiyor. Gürhan çünkü vasıfsız. Hoşça kalın desene kardeşim adamları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.